El-Vahdetu Es-Saniye. Es-Saniye. İkinci ünite. Doğrudan Arapça diye ismini verdiğim çalışmaların birinci ünitesi böyle 11 ders ile bitti. Bu ikinci ünite ile devam ediyorum. İkinci ünitede birinci ünitenin usulünü aynen takip edeceğim. Usulümüz nedir? Tekrar edeyim. Evvela gördüğümüz sayfayı olduğu gibi bir deftere aktarmak ya da A4 kağıdına aktarmak. Bunu aktarırken oradaki resimsel görselleri de buraya eklemektir. Bunu geçirirken bir sayfaya bunu yazarken, çizerken o çizim ve o yazım esnasında zihnen manayı düşünmek şarttır. Usulün en önemli kaidesi budur. Yani yazarken kuru bir yazma değil, motorik bir yazma değil, gördüğünü aynen aktaran bir daktilo olmayın. Siz yazarken ve de çizerken çizdiğinizi, yazdığınızı düşünmek şartıyla çizin. Öyle olduğu zaman göreceksiniz hafızaya eliniz, kaleminiz, defteriniz, o kağıt, o masa düzeni, o aydınlık ortam, odanın kokusu, her şey etki ediyor hafızaya. Hatta seslendirme yaparken damakta dilin dolaşması. Bunlar hepsi hafızanın argümanlarıdır. Hafıza dediğimiz şey sadece kuru bir beyinsel bir faaliyet değildir. Hafızayı bir USB flash bellek, yani bir hafıza kartı, cansız bir madde olmasına rağmen, yani gigabaytlarla ölçülen ve hatta 1 terabayt bile yani ebatında olabilen, yani kapasitede olabilen flash bellekler var. O cansız varlık, o cansız madde böyle hafız yapabiliyorsa, onda hafız yapılabiliyorsa, yani bir muhafazanın işte mekanı olabiliyorsa, insanın vücudu pekala olabilir. Dolayısıyla ben bu noktaya nazarlarınızı çekmek istiyorum. Hafıza sadece beyinle ilgili değil, el, kalem, defter, o andaki atmosfer hepsi hafızaya etki ediyor. Hatta izlediğiniz video bile hafızaya çok ciddi etki eder. El-Vahdetu Saniye. Bu kısa açıklamayla başlıyorum. İlk çalışmamız yine görsellerle birlikte. Tabi görselleri bu kadar profesyonel çizmeye gerek yok. Normal bir sedye çizilecek. Basit bir şekilde böyle bir yani insanı andıran bir çizgi. İade. Evet. İade ziyaret demektir. Semma'a. Semma'a stetoskop buna denir. Yani doktorların kullandığı bir alet. Tabip doktordur. Merid hasta. Aynen çizim yapılacak. Doktoru çizmek. Eline bir tane stetoskop verdiniz mi? Doktor olduğu anlaşılır. İlla kel olması şart değil. Serir yataktır. Mişrat. Yakınlaştıralım arkadaşlar. Bakın bu cezimdir. Bu da fetha. Mişrat. Mişrat yani bu şeritten geliyor. Yani acaba yani çizme aleti buna biz yani doktorların kullandığı falçata diyebiliriz. Mişretin şöyle ben bakayım. Tabii siz de tavakkuya bakacaksınız mutlaka. Şöyle mişreti ben söyleyeyim. Onu halledelim. Yani ben orada tıpla ilgili bir şey olduğu için muhtemelen şey olacak. Neşter. Evet, neşterdir arkadaşlar. Odur. Doktorların kullandığı kesici alet neşter. Deva ilaçtır arkadaşlar. Bu çizim aynen yapılacak. Bu sayfanın çizimi bu şekilde bir çizim olacak sayfa. Bu bir sayfalık ödev. Bir de bazı kişiler yani bir sayfaya iki sayfalık ödev sığdırıyor. Öyle yapmayın. Bir sayfaya bir sayfa. Denk olsun.
İkinci sayfa çalışmamız cümle kurmadır ki işte Arapçanın yani heyecanlandıran kısmıdır cümle kurma. Burada bir olay var. Bunu izleyeceğiz, çizeceğiz. Bir doktor burada muayene yapıyor. Ne diyeceğiz? At-tabibu. Doktor yefsahu. Muayene yapıyor. Şu Y harfi, şöyle ben Y harfine dikkatinizi çekmek istiyorum. O Y, buradaki Y, yani bir şimdiki zaman ifadesini bize çağrıştıran, ona işaret eden bir harftir. Yani buna Arapçada muzari fiil denir. Yani şimdiki zaman fiili. Başında yefsahu, böyle bir fiil varsa Y harfiyle başlayan ve sonrasında da 3 harf. Şimdilik 3 harf olarak bilin. Tabi ilerleyen zamanlarda 2 harf olduğunu da göreceksiniz. Yefsahu muayene ediyor. El meride, hastayı. Evet, hastayı muayene ediyor. Burada bir hastayı muayene ediyor diyemem. Çünkü şurada elif lam takısı var. Bu belirlilik takısı vermektedir. Onun bir hasta değil, hasta olduğuna işaret etmektedir. Et-tabibu, doktor. Yefhasu, tedavi ediyor. El-meride, yefhasul-meride. Bunun fetha alması da buradaki fiilden dolayıdır. O onu fetha yapar. Yani harekeler yavaş yavaş derslere artık dahil olacak. Harekelerin böyle dikkat edin fetha olmasının sebebi bir fiilden etkileniyor o kelime. Yine burada bir hasta var, bir ilaç içiyor bakalım. El-marid, hasta. El-marid, hasta. Harekesini okumak zorunda değiliz. Yetenavvelu, burada son harekeler önemlidir fiillerde. Yetenavvelu, yine yetenavvel denmez. Bu fiildir çünkü. İsimdir mesela marid. El-marid diyoruz. Sıkıntı değil. Hasta yetenavvelu yiyor. Ne yiyor? Eddevae. Yetenavvelu devae. Yine burada fetha olduğuna dikkatinizi çekeyim. Yani ilacı içiyor. Bir ilaç içiyor değil. Belirsiz bir ilaç anlamında. Bir ilaç içiyor. Bu değildir. İlacı içiyor. Harfi tariften dolayı böyle biz çeviriyoruz. Çizerken, yazarken bu harfi tarifi, şu fethayı, şu Y harfinden dolayı yani bunun bir geniş zaman fiili olduğunu düşünelim. Dikkatinizi çekerim. Hepsinde failimiz erkektir. Erkek, erkek, erkek. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Arapçada bayanlar için ayrı bir fiil, erkekler için ayrı bir fiil vardır. Mesela bunu eğer bayan bir doktor olsaydı, at-tabibetu, evvela buraya bir yuvarlak T gelecekti. Çünkü tabip erkek doktora denir. Tabibe bayan doktor. O bayan eğer muayene ediyorsa yefsahu denmez, tefsahu denir. Dolayısıyla bayanın fiili, bayanın unvanı bayana göre ayarlanır. Yine hasta bayan olsaydı el-meridetu olacaktı. Yetenavalu değil, tetenavalu olacaktı. Yine bu Y T'ye dönecekti. Bayanlar için T'dir. Yine keza tabi bu deva ya da buradaki merid mef'ul yani nesne konumunda fiilin nesnesi konumunda olduğu için o fail yani müenneslikle yani dişilikle ilgisi yoktur onun. Yine eğer bu kadın doktor olsaydı ki ben cümleyi şöyle okuyayım. Et-tabib doktor ne yapıyor? Şu anda duruyor. Yumsiku tutuyor. Yumsiku semma'e. Semma'e'yi tutuyor. Semma'e. Semma'e nedir? Stetoskop. Evet. Yine şu fethaya dikkatinizi çekiyorum. Onu unutmayalım. Sonu fethalı. Niye fetha? Fiilden etkilenen bir nesnedir. Bir mef'ul. El-merid yine hasta. Erkek hastadır. Yenamu uyuyor. Bunu fiillerde biz öğrenmiştik. Yumsiku belki yeni görüyoruz ama yenamu'yu öğrenmiştik. Yumsiku tutuyor. Ale seriri. Ale serir. Buraya fetha gelmedi. Sebebi şu ala izin vermiyor. Şu yenamu bunu fetha yapsın. Normalde yenamu eserire olacak iken ala araya girdiği için bunu kesra yapıyor. Onun kesra olmasının sebebi de aladır. Ala bir nevi yenamunun işini iptal ederek harekesinin fetha olmasına engeldir. Evet, hasta uyuyor, yatağın üstünde uyuyor. Çizeceğiz aynısını, uzaktan göstereyim. Aynısı çizilecek arkadaşlar.
Bu işaretlemelerde yapsanız güzel olur. Yine bir çalışma, insan uzuvları, insan organlarını anlatan bir çalışma. Tabii burada yani ben baktım hakikaten gerek yok bir insanı böyle bütün olarak çizmeye. Bütününü bozacak şekilde çizmek bu konuda cevaz var. Ama böyle tam bütün bir insanı çizmek iyi değil. Ben de bütünlüğünü bozdum. Burada şöyle bakalım. Ayn gözdür arkadaşlar. Şöyle. Ayn, enf burun, fem el şey ağız, kalp zaten Türkçe'de de var. Rusuh, rusuh bilek, yed el, isba o da parmak, isba. Zira insanın koludur, kola zira denir. Sadır göğüstür. Rakabe onun boynudur. Uzun kulaktır. Şar saçtır. Evet. Bunu aynen çiziyoruz ve bunları da yazıyoruz. Harekelerin çizilmesine gerek yok. Sondaki hareket zaten bu şekilde okudum. Fem, enf, ayn, kalp. Bu şekilde ezberleyelim. Ricil ayaktır. Kadem yani ricil bacaktır. Kadem ayaktır. Bu da tamam. Şöyle şuraya bakalım. Vecih yüz demektir. Vecih. Tırnak zufur demektir. Zufur tırnak. Ve zahir sırt demektir. Sırtı. Dars diş demektir. Yani azı dişleri. Dars. Lisan burada lisan zaten çok meşhur bir kelime olduğu için yazmamışlar harekeyi. Lisan da dil demektir arkadaşlar. Aynısını çiziyoruz. Çizeceksiniz aynısını ve o yazıları yazacaksınız. Burada işte öğrendiğimiz kelimeleri hatırlama çalışmasıdır. Bunu da aynen yazacağız. Böyle düzenli bir şekilde sayfaya. Şöyle bakalım siz hatırlayacak mısınız? Okuyayım. Tabii rusuk hemen görünce insan tam hatırlamayabilir. Rusuk. Bakalım hatırlayacak mıyız? Eyade ziyaret demektir. Hasta ziyareti için kullanılır. Lisan dil. Rusuk bilek. Dırs. Orada ders olarak sanki geçmişti. Evet, ben ders okudum. Hayır. Dırs. Kesralıdır. Dırs. Azı dişi. Tabip. Doktor. Merid. Hasta. Cisim. Cisimdir. İnsanın vücudu yani. Cismi. Ayn. Göz. Uzun. Kulak. Yed. Arkadaşlar uzun da baştaki şunun elif olmadığına dikkatinizi yine çekeyim. Bu hemzedir. Dammeli hemzedir. Buraya bir damme de yazın. Uzun kulak demektir. Hemze olduğuna işaret şu üstteki hemze işareti küçük hemze buna denir. Yed eldir. Ricil bacak. Kalp kalptir. Şar saçtır. Sadır göğüs. Fem ağız. Re's baştır. Geçmedi yukarıda ama re's. Deva ilaçtır. Enf burun, isba parmak, esabe parmaklar. Bakın zaten sabaa sabaa benziyor. Zira kol, vecih yüzdür. Esnan diştir arkadaşlar. Kadem ayaktır. Rakabe boyundur. Zahir sırt. Semma semmaa teleskop. Mişrat neşterdir arkadaşlar. Neşter. Aslında neşret desek mesela şerrete benziyor. Neşter orada hatırlarsınız. Serir yatak. Yefhasu muayene ediyor. El merid hasta. Yumsiku tutuyor. Zufur tırnaktır. Yetenavelu yiyor anlamına gelir. Evet bu sayfa yine görseller var. Aynısını çizeceğiz. Bu çalışmanın bütün sayfaları ödevdir. Haberiniz olsun. Merid tabip, mişrat. Hangisidir bu? Tabiptir. Aynısını çizeceğiz, yapacağız. Semma'a, serir, suk. Suk pazardı. Semma'a teleskop, serirdir bu yatak. Bunu da aynen çizeceksiniz. Bunları siz yapacaksınız. Hatta ben söyleyeyim. Ayn, enf, fem, kalp, rusuh.
Rusuh diye hatırlıyorum. Şimdi bakalım. Rusuh. Evet. Rusuh. Oturacak. İnşallah böyle tekrar ede de öğreneceğiz. Rusuh. Yed. İsba. Kadem. Ricil. Burayı yapmamışlar. Bunu siz çizeceksiniz. Ricil. Bu kol. Kola ne diyeceğiz? Zira. Zira. Zal ile. Zira. Ayn var mıydı? Bakalım. Ayn var mıydı? Zira. Evet. Ayn var. Zira. Bir de zal iledir. Güzel. Sadır. Rakabe. Rakabe. Şair. Bitti. Aynısını, aynı performansı sizden bekliyorum. Ve son sayfamız arkadaşlar yine bir çizim çalışmasıdır. Bu çizimleri aslında yapmışız. Yine yapalım. Olsun. Tam otursun sistem. Bu son sayfadır. Bunu da çizeceğiz arkadaşlar. T harfi ile ilgili başlayan, yani içinde T olan kelimeler. Bunları çizeceğiz. Bu tufah elmadır. Burada elma görüntüsü verilmemiş. Bunu siz elma çizin. Yanlış burada bir şey var. Elma yok ortada. Tufah elmadır. Mektebe kitaplık. Mektep masadır. Aradaki fark tay merbuta olması. Kitap kitaptır. Deccac tavuk. Derrace. Karıştırılıyor sürekli deccac derrace. Bisiklettir derrace. Deva ilaçtır. Hap. Sunduk kutudur. Ayn göz. Semma. Teleskop. Yes'ad. Yes'ad diye okuyamam. Bu fiil olduğu için sonunda mutlaka dammeyi bırakıyorum bu. Çünkü şimdiki zaman fiili yes'adu çıkıyor. Bir yüksekliği çıkmak. İsba parmak demektir arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışma oldu. Umarım şevkinizi arttıracak bir vesile olur. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin.